Herkese yeniden merhaba. Narsisizm, kişinin kendisine abartılı bir şekilde önemli görmesi, empati kuramaması gibi belirtileri olan bir kişilik bozukluğudur. Bu psikolojik rahatsızlığın temelinde yoğun bir özgüven eksikliği yatar. Kadınlara oranla erkeklerde daha çok rastlanan bu kişilik bozukluğundan muzdarip ünlülere Donald Trump, Justin Bieber, Miley Cyrus, Kanye West, Kylie ve Kendall Jenner, Kim Kardashian, Adolf Hitler, Madonna ve Paris Hilton örnek verilebilir. Bu rahatsızlığın ortaya çıkışı 6-0 yaş arası döneme dayanır. İlgi odağı olan, her yaptığı abartılı bir şekilde övülen ya da aksine tamamen ilgisiz bırakılan çocuklarda bu rahatsızlığın görülmesi muhtemeldir. Kelimenin doğru yazılımı narsisizmdir ya da narsisistik kişilik bozukluğu da denir. Kelimenin kökeni Yunan mitolojisinde adı geçen Narkisos'a ve bu isimdeki Nergis çiçeğine dayanır. Narkisos o dönemin en yakışıklı delikanlısıdır. Bu güzelliği yüzünden nefret tanrıçası Nemesis tarafından lanetlenir. Bir gün Narkisos önüne çıkan bir nehirden su içmek ister. Ancak Nemesis'in etkisinde olan Narkisos su içmek için eğildiği anda kendi yansımasını nehirde görür ve o anda kendine aşık olur. O kadar çok aşık olur ki gözlerini kendi yansımasından ayıramaz. Yemeden içmeden kesilir ve o nehir kıyısında eriyerek ölür. Eridiği yerde ise daha önce görülmemiş güzellikte bir çiçek açar ve o çiçeğe Narkisos'un adı verilir. Yani Türkçe ismiyle Nergis. Kısacık bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Peki siz narsist misiniz? Ya da karşınızdaki kişinin narsist olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gelin bu belirtilere beraber bakalım. 8 numara. Kibir, aşırı kendini beğenme. Bu rahatsızlığın en belirleyici özelliklerinden biridir. Kendisini herkesten üstün görür ve aşırı derecede güzel ya da yakışıklı olduğunu düşünür. Her zaman en iyisini hak ettiğine inanır. Tedavi olduğu doktor ya da alışveriş yaptığı mağazadaki ilgili ona diğer insanlardan farklı davranmalıdır. Çünkü o özelken onun dışında kalan herkes sıradandır. 7 numara. Aşırı öfke. Çok çabuk sinirlenir ve öfkesi yıkıcıdır. Karşısındakini önemsemediği için de bu öfke nöbetleri sırasında ağzından çıkanları kulağı duymaz ve çok kırıcı olabilir. Kendisini öfkelendiren kişilere de içten içe düşmanlık besler. 6 numara. Eleştiriye kapalı olma. Asla eleştiri kabul etmez ve eğer onu eleştirirseniz ya sizinle alay eder ya da oldukça kırıcı şekilde karşılık verir. Her şeyde haklı olmaya çalışır çünkü tek doğru kendi doğrusudur. Bir konuda hatalı olduğunu kanıtlasanız dahi sizi duymazdan gelir. 5 numara. Sahip olduklarını abartma. Hayatında sahip olduğu her şey özeldir. Onun arkadaşları, onun sevgilisi, kendi gibi özeldir. En güzel yemeği o pişirir, arabayı en iyi o kullanır. Eğer etrafında kendinden daha iyi olduğunu hissettiği biri olursa da ondan ölümüne nefret eder. 4 numara, övülme arzusu. Kimseyi beğenmediği ve herkesi eleştirdiği halde çevresindekiler tarafından sürekli ilgi görmek ve övülmek ister. Dikkat çekmek için farklı tavırlar sergiler ve içinde hep takdir edilme endişesi taşır. Olur da birilerinin onu sevmediğini hissederse dünyası başına yıkılır. 3 numara, fedakarlıktan kaçınma. İşbirliğinden uzak durur. Kimseye yardım etmek istemez. Grup çalışmaları ona göre değildir. Özellikle maddi konularda sürekli fedakarlık bekler. Bir derdiniz olduğundaysa sizi asla dinlemez, sorunlarınızla ilgilenmez. 2 numara, empati kuramama. Karşısındakini sürekli suçlar, ne yaparsanız yapın sorun hep sizdedir. Olayları asla empati yaparak değerlendirmez. Bu özelliğinden dolayı sosyal hayatı kötüdür, uzun süreli arkadaşlıklar kuramaz. 1 numara, selfie takıntısı. Sosyal medya hesaplarında hep kendi fotoğrafları vardır. Az beğeni alan fotoğraflarını hemen kaldırır. Kendi görüntüsüne hayrandır. İyi çıktığı fotoğrafı seçebilmek için saatlerce uğraşır.
Tüm bu söylediklerimizin ardından kabul gören şu gerçeği de unutmamalıyız. Kişilerin mutlu bir yaşam sürebilmek için makul ölçülerde kendisini beğenmesinde ve bencil olmasında sorun yoktur. Bu özelliklerden kaç tanesi sizde var? Ya da çevrenizde narsist biri var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.